Merhaba, iyi haftalar. Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Ülke futbolunda gözler dün Ülker Stadı'ndaydı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mali Kongre'de hem futbol takımı hem de kulübün ekonomik yapısıyla ilgili bilgi verdi. Koç transfere başlamak için UEFA'nın vereceği kararı bekliyoruz dedi. Manchester United'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Takımın yıldızlarından Paul Pogba yeni bir maceraya hazır olduğunu söyledi. Fransız yıldızın adı Real Madrid ve eski kulübü Juventus'la anılıyor. Avrupa futbolunda gözler transferde, Güney Amerika'da ise kıtanın milli takımlar düzeyindeki bir numaralı kupasında. Messi ile Arjantin Copa Amerika'ya yenilgiyle başladı. Bol gollü maçlar var. Bu karşılaşmaların önemli anları da yine Spor'un not defterinde olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da çarpıcı açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Koç, Türkiye'deki futbol iklimiyle ilgili sert ifadeler kullandı. Balık baştan kokarsa hata başta benimdir. Komali momali değil. Filip koku değil. Yönetim, başkan, sanki bütün transferleri Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir kişi yapıyor. Parasal da her şeye o karar veriyor. Yok öyle bir şey. Bir tarafta financial fair play sıkıntıları, bir tarafta mali sıkıntılar, bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'ne gitme. Ama Şampiyonlar Ligi'ne o veya bu şekilde gitmek zorundayız. Ona göre harcamalarını da yapmak zorundayız. UEFA financial fair play kuralları çerçevesinde transferi belirleyeceğiz. Yok yine yerden yere vurulduk. Kardeşim adam sattığın kadar alabilirsin diyorsa sattığın kadar alabileceksin. Dolayısıyla ne satacaksın ona bir bakacaksın. Ondan sonra daha da önemlisi... Bonservis bedeli olmadan, kiralık sonra satın alma opsiyonu ama mecbur olmayan satın alma opsiyonu ki financial fair play'e girmesin. Değişik profil, yani bizim şu an yaptığımız çalışmalarda değişik profilde oyuncular değişik ekonomik şartlarda bizden teklif bekliyorlar. Biz de yani önümüzdeki günlerde olması beklenen, yani çok uzun sürmeyecek, eli kulağındadır. UEFA'nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Ersun Hoca'nın ve ekibinin ve scoutların sonra Komali sonra bizim yaptığımız liste düğmeye basmayı bekliyor. Bu futbolda oynanan tiyatro aslında trajikomik bir durum, çirkin bir durum, hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Burası fair play dünyası değil dedi biri. Evet hakikaten değil. Ama işte iki yanlış bir doğru mu yapacak, ne olacak bilmiyorum ama şunu size temin edebilirim ki bizim duruşumuz çok daha farklı olacak önümüzdeki sezon. Ben mi olur, yönetim mi olur? Ama bu camia, bu çirkin ve pisliğe, pis ortama ortak olmadık. Bakın tekrar ediyorum, biz buna ortak olmadık. Ne kadar bağırıp çağırırsan, ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar sözün veya hakkın korunuyor. Ne yazık ki ülkemizde. Ama bir şey bilin, bu pislik devam etmeyecek. Biz muvaffak olursak er ya da geç buralar temizlenecek. Ama bu zaman alacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Camia içinde kendisini eleştirenlere seslenen Koç, siz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz dedi. Hibe, sermaye artışı, yeni sponsorluk, fenaryum gelir artışı vesaire vesaireyle 140 milyona yakın bir parayı bir sene soktuk. Bunun üstüne Fenerol'a biraz sonra geleceğim ama 20-25 milyon dolar da Fenerol'dan kaynak girdi. Ve buna rağmen bitti. Futbolcularımız hala 2 ay geriden geliyoruz. Yeniden yapılandırmayı bekliyoruz. Basketbolcularımız keza 1 ay geriden geliyoruz. Karşılayacağız bunu, bir şekilde karşılayacağız. Ama bugüne kadar bunlar hep borçlarla karşılandı. Ve deniz bitti. Keşke seçimler bu sene olsaydı da neyin bittiğini, neyin ne olduğunu çok daha iyi anlardınız. Bu podyumda hepinizin karşısına çıktım ve dedim ki, bazen kazandığınız zaman kaybedersiniz, bazen kaybettiğiniz zaman kazanırsınız. Onlar kaybederek çok şey kazandılar. Siz daha neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi... Transfer olsun, şampiyon olalım, baskette küçülmeyelim, amatör sporlar kapanmasın, havuzun ayda, havuz girişi 15 liradan 20 lira olmasın, 4 senedir çıkmamış, bu kadar enflasyon yok efendim, aidat çıkmasın.
Yok efendim niye para toplanıyormuş, Fenerbahçe dileniyor muymuş vesaire vesaire denecek. Ama ondan sonra transferler yapılacak. 30 milyon dolar basketbol bütçesi küçülmeyecek ki küçültmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim, yanlış anlamayın, küçültmeyeceğiz. Ondan sonra biz bunlarla cebelleşirken, ondan sonra burada geleceğiz, sadece asker Aksu gibi insanların diline, ağzına ciklet olacağız. Ama bu da işin doğasında var. Onun için kızmıyorum. Sadece dikkatinize getiriyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurulu Ülker Stadı'nda yapıldı demiştik. Kulübün borcunun 3 milyar 516 milyon lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Genel kurulda kulübün 2019 yılı bütçesi de kabul edildi. Öte yandan eski başkan Aziz Yıldırım döneminin ibra edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında Aziz Yıldırım dönemi için ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı. Böylece Yıldırım dönemi de ibra edilmiş oldu. Kulübün olağanüstü tüzük tadil genel kurulu ise yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşemedi. Trabzonspor'un yıldız adayı Abdülkadir Ömür, İtalyan basını tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterildi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, yabancı basın mensuplarının da dikkatini çekti. Tuttosport'un her yıl verdiği Altın Çocuk ödülü için hazırlanan 100 kişilik aday listesinde Türkiye'den sadece Abdülkadir Ömür'e yer verildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 25 lig maçında 5 gol atıp 9'da asist yaptı. Geçen yıl bu ödülü Ajax'ın stoperi Matthijs de Ligt kazanmıştı. Öte yandan Abdülkadir için Avrupa'dan talipler de artıyor. Fransa Ligi'nden Monaco ve Lille'den sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Atalanta'nın da genç yıldızla ilgilendiği iddia edildi. Ve futbolda transfer heyecanı resmen başladı. Ülke futbolunda birinci transfer dönemi bugün açıldı. 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı. Federasyonun belirlediği programa göre ilk dönem 2 Eylül'de sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak'ta bitecek. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 17 Mayıs'ta sona erecek. Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Pogba'nın ismi haftalardır Real Madrid'le anılıyor. Başka bir yerde, başka bir maceraya atılmayı düşünüyorum. Bu sözler Paul Pogba'ya ait. Manchester United'ın Fransız yıldızı, İngiliz ekibinde devam edip etmeyeceği yönündeki sorulara net bir cevap verdi. Pogba, 3 yıldır Manchester United'dayım. Herkes gibi iyi ve kötü zamanlarım oldu. Bu sezon yaşananlardan sonra benim için başka bir macera adına uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum sözlerini kullandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun hangi takımla anlaşacağı ise merak konusu. Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e dönmesiyle birlikte İspanyol ekibine yakın olduğu iddia edilen Pogba için eski takımı Juventus'ta devrede. Pogba, 2016'da 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Sezon sonunda Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus, Maurizio Sarri ile anlaştığını resmen duyurdu. İtalya Serie A'da son 8 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Juventus, yeni teknik direktörünü açıkladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Massimiliano Allegri ile devam etmeme kararı alan İtalyan ekibi, gelecek sezondan itibaren Maurizio Sarri'ye emanet olacak. Teknik direktörlüğe 2012 yılında Empoli ile başlayan Sarri, 2015'te başına geçtiği Napoli'ye oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen sezon başında Chelsea'yi yöneten 60 yaşındaki teknik adam, Premier Ligi 3. sırada tamamlarken, UEFA Avrupa Ligi finalinde de Arsenal'a karşı kazanarak ilk uluslararası kupasını elde etmişti. Juventus kulübü, Sarri ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Gazetelere bakacağız. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Galatasaray'ı sildi başlığıyla bir haber var Cagne ile ilgili. Sarı Kırmızıların transferi için Eşabap'la masada olduğu Mbaye Cagne Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı. Artık bu ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor. Cagne Eşabap'a gitmek için gün sayıyor. Galatasaray'daki maaşı 2 milyon 350 bin euro olan Senegalli forvet Suudi Arabistan ekibiyle yaklaşık 4,5 milyon euroya el sıkışırken son olarak Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını sildi. Bu gelişme transfer bitti şeklinde yorumlanırken sadece yönetimle değil, teknik heyet değil, taraflar da bu ayrılığın resmiyet kazanmasını dört gözle bekliyor. Kulislerde konuşulan rakamsa Cagne'nin 15 milyon euro karşılığında Eşabap'a satılacağı ve Arap kulübünün 2 milyon euroluk bonusları da kabul ettiği yönünde. Finansal fair play nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Cimbom, Cagne'den sağlanacak kaynağı oyuncu almak için kullanacak. Fotomaç gazetesine bakacağız şimdi. Fotomaç gazetesinde forvete Welbeck başlığıyla bir haber var. Galatasaray Devler Ligi için kadrosunu iki yıldızla güçlendirecek. Cagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, Arsenal'le sözleşmesi sona eren Danny Welbeck'i transfer edecek denilmiş. Orta sahaya ise Ben Arfa, Belanda'ya gelen tekliflerin ardından harekete geçen Galatasaray Fenerbahçe'nin de talip olduğu Ben Arfa ile Prensip'te anlaştı deniyor Fotomaç gazetesinin haberlerinde. Fanatik gazetesine döneceğiz bir kez daha. Bu sayfadaysa gelmeye hazırım başlığıyla bir haber var. Ribery'nin sözleri bunlar. Galatasaray yönetimine haber gönderdi. 12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Frank Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor. Menajeri aracılığıyla kulüple iletişim kuran 36 yaşındaki Fransız yıldız, üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum dedi. Fatih Hoca ilk etapta bu transfere sıcak bakmasa da kapıyı aralık bıraktı denilmiş ve Avrupa'nın gözü Marcao'da başlığıyla da Galatasaray'da yarım sezonda kendini gösterdi Marcao ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan pek çok takım 23 yaşındaki stoperle ilgileniyor denilmiş. Şimdi Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin bu sayfasında Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Genel kurula mektup damgası başlığıyla verilmiş. Aziz Yıldırım, benim yönetimim ibra edilmediyse o zaman Ali Koç yönetimi de yok hükmünde olur dedi. Aziz Yıldırım'ın son 4 aylık dönemi için yeni bir oylama yapılmadı. Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen olağan mali genel kuruluna Aziz Yıldırım'ın gönderdiği mektup damga vurdu. Başkan Ali Koç, Yıldırım'ın kendi son 4 aylık döneminin yeniden ibra oylamasına tabi tutulmaması için mektup gönderdiği gönderdiğini açıkladı ve Ali Koç'un da ilk 6 aylık dönemi üyelerce ibra edildi. Aynı sayfada bir haber daha var. Onu da hemen aktaralım. Kolarov tamam ama Roma direniyor başlığıyla verilmiş. Başka teklifler olması İtalyan kulübünün elini güçlendirdi deniyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardı Alexander Kolarov için kulübü Roma ayak diretiyor. İtalyanlar bedelsiz bırakmaya niyetli değil denilmiş. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Sabah gazetesinde adı gibi Mesut ediyor başlığıyla bir haber var. Mesut Özil ile ilgili Arsenal'in Özil ile yollarını ayıracağı haberleri de Fenerbahçe taraftarını aşka getiriyor denilmiş. France Football Teknik Direktör Emery'nin Türk Yıldız'la ilgili raporunu yayınlayıp ayrılığa vurgu yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada sevinç yaşadı denilmiş. Haberde Arsenal Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal Özil'in fiyat kalite değerlendirmesi yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor. Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor denildi. Mesut'un yılda 20 milyon euro, haftada 390 bin euro yani yaklaşık 2 milyon 730 bin lira kazanmasına rağmen 6 gol 3 asistlik performans sergilemesine vurgu yapılan haberde oyuncunun pek çok kulübün kasasını zorlayacağı belirtildi. Fotomaç gazetesine bakacağız bir kez daha. Kartal'da Rota Gerson denilmiş Fotomaç gazetesinde. Bu başlıkla bir haber var. Brezilyalı oyuncunun transferi gittikçe ciddileşiyor. Kartal'ın Gerson hamlesi İtalya'da da yankı buldu. La Gazzetta dello Sport siyah beyazlı ekibin 22 yaşındaki orta saha için oldukça istekli olduğunu duyurdu. Yine Bologna'da devrede bu oyuncu için bu haberde gazetenin bu sayfasında yer almış. Milliyet gazetesine de bakalım.
Milliyet gazetesinde Adriano'da avcı devrede başlığıyla bir haber var. Beşiktaş'la kopma noktasına gelen Brezilyalı futbolcunun kalmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Adriano'nun bu takım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine yeni bir teklif hazırlanıyor. Önce Adriano, sonra yönetimle görüşen Abdullah Avcı'nın bu seviyede bir oyuncu bulabilmek kolay değil. Hem tecrübeli hem de birçok mevkide görev alabiliyor. Takıma liderlik yapıyor. Şampiyonluk tecrübesi var. Takım oyunu oynuyor. Maddi açıdan sıkıntı olmuyorsa kalmasında fayda var diye konuştuğu ortaya çıktı. Adriano'nun takımda kalmasını isteyen Abdullah Avcı'nın böylece sol bek transferine gerek kalmayacağını ve diğer mevkiler için maddi ve teknik avantaj sağlanacağını da söylediği bildirildi. Larin'le ilgili de bir haber var. Kulüp arıyor başlığıyla verilmiş. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Carl Larin kendisine kulüp aramaya devam ediyor denilmiş bu haberde. Ve Arjantin Copa America'ya kabus gibi bir başlangıç yaptı. Lionel Messi'nin takımı ilk maçta Kolombiya'ya 2-0 yenildi. Copa America'da Arjantin sahneye çıkıyor Kolombiya'ya karşı. Kolombiyalı oyuncuların baskısı, Falcao topu kaptı. Rodriguez'i çıkartıyor. Guido Rodriguez araya girdi. Paredes kaleye baktı. Paredes az farklı dışarı gitti. Arjantin baskısı devam ediyor. Petzella çok sert şut. Ospina'dan döndü. Arjantin atakları devam ediyor. Orta. Kafa vuruşu Otamendi'den. Seken top, Messi kaleye gönderemedi. Otamendi'nin kafa vuruşu Ospina'dan döndü. Lionel Messi topu out'a gönderiyor. Sol kanat. Martinez rakibinden sıyrıldı. Martinez muhteşem bir gol. 71. dakikada öne geçiyor Kolombiya Arjantin'e karşı. Sol kanat. Lerma ortaya çevirdi. Duvan Zapata. Skor 2-0. Şok bir skor Arjantin için. Copa America açılış maçı Arjantinliler adına ama bu mücadeleyi Arjantin Kolombiya'ya karşı 2-0 kaybediyor. Paredes'in bu şutu da Ospina'da kaldı. Venezuela ve Peru Copa America'ya birer puanla başladı. İki tarafında gol bulamadığı mücadelede ağlara giden iki top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Venezuela-Peru mücadelesi Copa America'da orta ceza sahasına doğru seken top ağlara gidiyor. González topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi video yardımcı hakem sistemiyle pozisyonu tekrar izledi ve offside kararı çıkıyor. Bu pozisyonda gol geçerli değil. Guerrero indirdi topu. Guerrero'nun şutu üstten out'a gitti. İkinci devredeyiz. Rondon duran top. Rondon yerden az farklı dışarıda. Sol kanat, orta, Farfan kafa vuruşu topallara gidiyor. Jefferson Farfan topallara gitti ancak bayrak havada. Mago bu pozisyonda ikinci sarı kartı görüyor. 10 kişi kalıyor. Venezuela. İyi pas. Şut, seken top. Çizgiden çıkartıyor. Hulker Farines topu çizgiden çıkarttı. Devamında direkten döndü ama offside kararı var. Farines bu pozisyonu kurtardı. Maçta gol yok. Venezuela 0, Peru 0. Copa America'da Paraguay ile Katar karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı. Copa America'da Paraguay-Katar mücadelesi. Katar bu sene davet edilen takımlardan birisi. Elle müdahale bu pozisyonda. Cardozo topun başında. Cardozo
Penaltı vuruşunu gole çevirdi. Bir kez daha izliyoruz. Çok sert bir penaltı vuruşu. Atakları devam ediyor. Cardozo bir kez daha topu ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyon offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. VAR incelemesi sonrasında burada offside kararı çıktı. Miguel Almiron González'e bıraktı. González! Çok uzaktan müthiş bir gol vuruşu Derlis González'ten. Tam köşeye gidiyor top. Farkı ikiye çıkartıyor Derlis González. Bir müthiş golde Almuezali'den hemen cevap geldi. Aynı güzellikte farkı bire indiriyor Katar bu gol sayesinde. Derinlemesine bir pas. Boalem Huki seken top çeviremedi Paraguay savunması. Skor eşitleniyor. Mücadelede başka gol yok. Paraguay 2, Katar 2. Uruguay ise Copa Amerika'ya hızlı başladı. Turnuvanın ilk maçında Ekvador'la karşılaşan Uruguay rakibinin 10 kişi kaldığı mücadeleyi rahat kazandı. Copa Amerika'da Uruguay-Ekvador mücadelesindeyiz. Kupanın iddialı takımlarından Uruguay. Lodeiro topu iyi indirdi. Lodeiro skor perdesini açıyor. Sağ kanatta Luis Suarez. Çeri çevirdi. Kontrol çok şık sıyrıldı savunmacılardan. Devamında da gol vuruşunu yaptı. Lodeiro burada faule maruz kalıyor. Jose Quinteros ilk pozisyonda sarı kart görmüştü ama VAR incelemesi sonrasında hakem kararını değiştiriyor. Ve bu müdahaleye sarı kart değil, kırmızı kart veriyor Ekvador. 10 kişi kalıyor. Quinteros'un kırmızı kartı sonrasında köşe vuruşu kullanıldı. Lodeiro içeri doğru çevirdi. Godin, Cavani muhteşem bir gol. Edinson Cavani'den. Diego Godin kafayla indirdi. Cavani'den çok şık bir gol vuruşu. Köşe vuruşu kullandı. Lodeiro, Caceres'ten seken top. Luis Suarez arka direkte tamamladı. Skor 3-0. Çok iyi takip etti pozisyonu Suarez. Maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son 10 dakikaya girmek üzereyiz. Ters bir vuruş Arturo Mina'dan. Kendi kalesine gönderiyor Mina. Ve maçın skorunu da tayin ediyor. Uruguay 4, Ekvador 0. Sırada basketbol var. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bugün bozulacak. Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko eşleşmenin 5. maçında karşılaşacak. Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20'de başlayacak maç öncesi seride durum 2-2 ve 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak. Serinin 6. maçı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çarşamba günü oynanacak. NBA'de sezonun bitmesiyle birlikte ilk takas haberi geldi. Los Angeles Lakers süperstar Anthony Davis için New Orleans Pelicans'la anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yıl LeBron James'i kadrosuna katan Los Angeles Lakers bu sezonda takas gündeminin zirvesine oturdu. Anthony Davis takası için geçtiğimiz aylarda teklifte bulunan ancak red cevabı alan Lakers bu sefer istediği anlaşmayı sağladı. Los Angeles ekibi 26 yaşındaki forvet için New Orleans Pelicans'a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, 3 birinci tur draft hakkı ve 2019 4. sıra draft hakkını verdi.
LeBron James, Anthony Davis takasını sosyal medya hesabından "Anthony Davis yolda, bu sadece başlangıç" sözleriyle duyurdu. Bu sezon playofflara kalamayarak hayal kırıklığı yaşayan Los Angeles Lakers'ın Davis'in ardından Kemba Walker'ı da kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Ve sporun not defterini noktalıyoruz ama bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında da bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.